Hepinize öncelikle bir kez daha başsağlığı dileyerek başlamak isterim. Tabii burada bir platform kurulmuş ama normal bir zamanda olsa burada siyaset yaparız. Gayet de konuşulması gereken önemli hususlar var memlekette. Ama bugün siyaset günü değil. Bugün acıları paylaşma günü. Geçen sene bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini, en büyük felaketini yaşadık. En büyük doğal afetini yaşadık. Büyük kayıplar verildi. 11 ile etkiledi. 10 ilde can kaybı oldu. 5 ilde çok önemli kayıplar verildi. Gaziantep'imizde de özellikle Nur Dağı'nda çok ciddi kayıplar oldu. Buraya geldiğimiz bu süreçte sizlerle birlikte olduğumuz her seferinde yüreğimiz bir başka acıyla tanıştı. Hem Islahiye'de hem Nur Dağı'nda çok büyük acılara tanıklık ettik. Zeynep kardeşim vardı. Bugün burada yok herhalde. Geçen sene herhalde yakınları burada. İlk geldiğimde depremin tahmin ediyorum 5. günü buradaydım. 1. günü Malatya'daydım. Sonra Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da. 5. günü buradaydım. Kadın Kolları Başkanımız Sayın Aylin Nazlıaka buradaydı. Bir çadır, soğuk bir hava, bir sobanın başında katılırcasına ağlayan bir evladımızı gördük, Zeynep'i. Ailesi, kendi dahil 6 kişi, annesi, babası ve 3 kardeşi bir fotoğraf gösterdi bana. Fotoğraftan geriye bir Zeynep kalmış. Adıyaman'da yurttaydı herhalde. Yurtta olduğu için o kurtuldu ama bütün ailesini kaybetmişti. Her geldiğimizde Zeynep'in acısına bir kez daha tanıklık ettik. Bir yıldır Zeynep'i arıyoruz, soruyoruz. Onun eğitim hayatına devam etmesine, hayata tutunmasına hem önceki dönem milletvekillerimiz hem bizler katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama Zeynep bir örnek. 52 bin kişiden bir örnek. Dağılan, yok olan, on binlerce aileden bir tane örnek sadece Zeynep. O gün hayatını kaybeden, devamında hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün acılı ailelere, sizlere başsağlığı diliyoruz. O günden bugüne bir yıl oldu. Maalesef sorunlar çözülmedi. Verilen söz, bir yıl sonra herkes evine girecekti. Bugün 100 kişiden 2,5 kişi, 3 bile değil evlerine kavuştu. 97 kişi ya çadırda ya konteynerde yaşamak durumunda kalıyor. Bunun bir an önce giderilmesini ümit ediyoruz. Ama bu yıl sonuna geldiğimizde de rakam %10'a varacak. 10 kişiden 9'u yine açıkta barınma sorunu yaşıyor olacak. Böyle geçici konteynerlerde, çadırlarda ömür sürmez. Mutlaka hızlı şekilde kalıcı konutlara kavuşturulması lazım insanların. Bu konuda çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir yandan da tabii siyaset bir şantaja tanıklık etti. Dünya siyaset tarihinin en fena sürecini yaşadık. Yürütmenin başındaki ülkenin cumhurbaşkanı Hataylıların gözünün içine baka baka iktidardan değilseniz hizmet gelmez, geldi mi gelmedi dedi. Oyu bize verin ki gelsin dedi. Ama burada Büyükşehir'de AK Parti'de belediye de orada. Ama Hatay'daki rakamla buradaki rakam arasında bir değişen yok. Burada da konutlar bitmedi. Burada da oran 100 kişiden 2,5 değilse 3,5. Verilen söz burada da tutulmadı. İşin bu tarafı tutarsızlık, gerçek dışı. Ama Hatay'da da bir şantaj yapılıyor. İşte Nur Dağı'nın durumu da ortada. Islahiye'nin durumu da ortada. Adıyaman da ortada. Kahramanmaraş da ortada. Ama Hatay'a gidip belediye bizden olsaydı böyle olmazdı diyebiliyorlar. Bunun vicdani bir tarafı yok, insaflı bir tarafı yok. Bunu ayıplamaktan başka söyleyecek bir söz bulamıyorum. Çünkü bu sözü söylemek normal bir kalple olacak bir şey değil. Taşlaşmış bir kalp söz konusu. Ama biz
kimseyi oy verdiği siyasi partiye, inancına, mezhebine, doğduğu yere göre ayırmadan kamu hizmetinin verilmesi gerektiğini savunmamız lazım. Biz ayırmıyoruz. Arkadaşlarımız ayırmıyor. Bundan sonra kimi takdir edilirse, yani birisi oyu bana vermezsen hizmet almazsın deyince sonuç olmuyor. Zamanında rahmetli Özal, eli kolu bağlı belediye başkanı ister misiniz diye karikatür çizdi. Türkiye inadına Malatya hariç hiçbir yerde belediyeyi Özal'a vermemişti o seçimlerde. Bugün de tehditle, şantajla oy kullanmaz kimse. Kullanmayın da zaten. Bizim şuna verin, buna verin diyeceğimiz yok. Ama bizim pırlanta gibi adaylarımız var. O adaylarımıza bir tek sözümüz var. Seçilirseniz insan ayırmayın. Mezhep ayırmayın. Etnisite ayırmayın. Parti ayırmayın. Belediye başkanı olduğunuz gün partinin rozetini çıkarın. Ya belediye rozeti takın ya Türk bayrağı takın. Çünkü bizi Türk bayrağı birleştirir. Asla ve asla partisine göre bakıp da kimseyi ayırmak bizim işimiz değil. Bunun böyle yapılmaması gerekiyor. Milletvekillerimiz de Manisa milletvekili, İzmir milletvekili katı siyaset yapabilir. Ama Gaziantep milletvekillerimiz katı siyaset yapmaz. Çünkü yas evinde siyaset olmaz. Onlar sadece CHP'lilerin milletvekili değil. AK Partili ise derdi olan AK Parti'nin milletvekili. MHP'li ise MHP'nin, İYİ Partili ise İYİ Partili'nin. Sonuçta onlar yas evinin, taziye evinin milletvekili onlar. Bu acılar bitip, bu konteynerler kalkıp, herkes evine geçip, tabii ki yürekteki acı bitmez. Benim rahmetli anneannem derdi ki, bir yakınını kaybettiğin gün kalbine 40 tane mum yanar. Her gün biri söner, 40 mevlidinin olduğu gün o bir tanesi kalır, ömür boyu sürer. O bir mum hep içimizde yanacak ama bir yandan her şey yoluna girerse burada siyasi rekabet yaparız. Ama o güne kadar iki milletvekilimiz buranın bütün partilerin milletvekilidir. Kimseyi ayırmak onların işi değildir. İl başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanıdır. Ama Islahiye'de, Nurdağı'nda veya Gaziantep'in herhangi bir ilçesinde birinin başı dara düşerse onun da il başkanıdır. Bu süreci böyle geçireceğiz. Günü geldiğinde rekabet yapılacağı zaman yine rekabet yaparız. Bize düşen ne olursa, ben hep söylüyorum, benim partim, benim bulunduğum koltuk diğer parti genel başkanlarının koltuğundan farklı. Biz baba evinde bir koltukta oturuyoruz. Bu baba evi herkesin doğduğu bir evdir. Kimi ileride büyür, büyüğüne geçer, kimi küçüğünden yetinir. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur ama bilinen bir şey var. Baba evinin çorbası kaynar, bacası tüter. Ve bu baba evinin tapusu Özgür Özel'de değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nda da yoktu. Bülent Ecevit'e de kayıtlı değildi. Rahmetli İsmet Paşa'ya da kayıtlı değil. Demiş ki iki büyük eserim var. Biri Cumhuriyet'se, biri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bizim evin tapusu hepinizin atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlıdır. Ondan ev sizin eviniz. Bu ev sizin eviniz, babanızın evi, dedenizin evi, atanızın evi. Başınız sıkıldı mı hiç parti ayırmadan, sana bir kart yazdılar mı demeden, bizim partiye bir kaydol da sonra bakalım demeden sizin işinize koşarlar. Hem milletvekillerimiz için, hem il başkanımız için, hem ilçe başkanımız için, hem de belediye başkan adaylarımız için benim söyleyeceğim söz budur. Acınız acımız, tasanız tasamızdır. Bugün akşam Miraç Kandili, bu akşam Hazreti Muhammed'in Allah katına çıktığı gece ve bu akşam yakınlarını kaybedenlerin hayatlarını kaybettiğinin yıl dönümü. Hem kandiliniz kutlu olsun, hem emin olun
6 Şubat gecesi ertesi gün kalkıp çoluğunun çocuğunun rızkını sağlamak için ya da evladına bakmak için, yaşlısına bakmak için, kalkıp okulda öğrenci okutmak için, hastanede hastaları iyi etmek için, tapu dairesinde iş yapmak için, yani bu vatana, bu millete, bu devlete hizmet etmek ya da ailesine hizmet etmek için gözlerini yumup da ertesi gün açamayanların hepsi şehittir ve onların bu akşam Miraç Kandili'nde sizin edeceğiniz dualarla varsa taksiratları, varsa günahları hepsi affolacaktır. Bir kez daha hepinize başsağlığı diliyorum. Bundan sonra Nurdağ'ıyla iyi günlerde görüşelim. Böyle büyük acıları Nurdağ'da, Gaziantep'te, Türkiye'de bir daha yaşamasın. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun.